Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Bugün sizlerle birlikte zaten başlıktan gördüğünüz oyunun tüm bug'larını yapmaya çalışacağız. Tabii ki part halinde olacak, tek videoda yapamam tüm bug'ları çünkü oyun gerçekten bug parking denilecek kadar bug var oyunda. Lan bu tip ne lan? Arkadaşlar bir saçımı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, yapmış halim bu. Berbere de gidemiyorum, para da yok. Arkadaşlar like atın, berbere gidemiyorum. Eğer like atarsanız berbere gidebilirim. Videoya geçmeden önce kesinlikle videoyu beğenmeyi ve devamının gelmesi için 1000 like'ı geçmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Videonun sonuna kadar izledikten sonra eğer sizde bildiğiniz bir bug varsa onları yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda kesin ama kesin o bug'ların hepsini denerim, yapmaya çalışırım. O zaman videoya geçelim. Herkesin bildiği, bence bilmiyorsanız kesin deneyim, uçma bug'ı. Yapmanız için gerekenler buradaki gülücük var ya böyle. Buradaki zıplama tuşuna basacaksınız ama buna ard arda basacaksınız. Basıyorum. Ve arkadaşlar uçmaya başlayacak. Eğer burada yaparsanız güzel bir şekilde uçarsınız. Tam olarak burada yapmaya çalışın. Eğer bırakırsanız böyle aşağı düşüyor gördüğünüz üzere. Hiç bırakmamanız lazım. Hadi bakalım nereye kadar gidebileceğim. Şimdi deniyorum. Şimdi uzaklardasın. Angalo kante, kante, angalo kante, kante. Döşeyelim abi. Döşeyelim. Devam. Sakın. Arkadaşlar burada takılı kaldık. Yardım edin. Tamam artık yeterli ya, bu kadar. Düştük arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar aynı mantıkla yapılan bir sürü bug göstereceğim. Şimdi öncelikle arabayı sürerken gaza basacaksınız. Ondan sonra haritaya tıklayacaksınız ve araba artık kendiliğinden gidiyor. Böylece uzun yolları yorulmadan böyle havalı bir şekilde gidebilirsiniz. Dur gözlüğümü de takayım. Havalı bir şekilde gidebilirsiniz. Aynı şey korna için de geçerli arkadaşlar. Şöyle sesini açıyorum oyunun. Kornaya bastıktan sonra ondan sonra ayarlar tuşuna basarsanız sonra resum derseniz artık kornaya basmadan kullanabilirsiniz. Bunu düğün konvoylarında yapabilirsiniz. Çok güzel olur. Bakın şu an kornaya basmıyorum hiçbir şekilde. Görüyorsunuz kendiliğinden korna çalıyor. Bu da güzel bug'lardan bir tanesi. Şimdi çöle geldik. Çölde biraz bug göstereceğim. Burgerin oraya geliyorsunuz. Burgerin işareti şu, bilmiyorsanız. Buradan iniyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar şuradaki yeşil çimleri görüyor musunuz? Buraya doğru geliyorsunuz ve zıplıyor bu şekilde. Eğer güzel tutturursanız çok uzağa doğru zıplayabiliyor. Biraz deneme yapalım şimdi beraber ve bakalım ne kadar zıplayacak. Birileri yayaların oradan gel demişti. Şuradan gelelim bakalım. Evet bakın bayağı uçtuk şu an. Eğer şu yayaların oradan gelirseniz çok mükemmel uçabiliyorsunuz. Şu yayanın oraya gelin arkadaşlar. Şöyle çapraz bir şekilde. Olmadı. Yeah. İşte bu. Güzel. Bu da güzel bug'lardan bir tanesi. Hemen seri bir şekilde devam ediyoruz. Çöldeki şuradaki tamirciye geliyorsunuz. Tamirciye geldikten sonra şuradaki mavi arabayı görüyor musunuz? Bunun içine girebiliyorsunuz. Bunun içine girip saklanabiliyorsunuz. Eğer ufak bir araba alırsanız bunun içinde rahat bir şekilde saklanabilirsiniz. Mesela ben de saklandım ama tabii ki büyük olduğu için, bir arabam geniş olduğu için burada sıkıntı çıkardı. Siz böyle ufak bir arabayla gelebilirsiniz. Honda ile falan gelirseniz güzel olur. Buraya saklanabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi canlı yayında bizim yaşadığımız bir bug göstereceğim. Çok garip bir bug ve çok senin başına da gelmemiştir. Şimdi yayındaki kesiti buraya koyuyorum. Onu da yaptım. İnerek yap. Tamam. Ne oluyor oğlum? Lan! Yeni bug keşfettik yanlışlıkla oğlum. Oha bu ne? Arkadaşlar bug keşfettik bug ararken. Lan! Ne oluyor? Bir sürü ben var. Bir sürü bir şeyler var. Oha! Arkadaşlar yeni bug buldum. Çok korkunç lan. Böyle ellerini uzatıyorlar falan. Oha! Vallahi mükemmel oldu. Neyse yola basayım, düzelecektir. Aa düzelmiyor da. Kaldık böyle arkadaşlar.
Vallahi çok garip bir baktım. Bir anda dedim oyun mu çöktü? Anlamadım. Çok garip, çok değişikti. Arkadaşlar şimdiki bug'ımız aslında tam olarak bug değil ama direksiyonu tek elle nasıl tutabilirsiniz bunu göstereceğim. Öncelikle iç kameraya bir girelim ve şu anda görüyorsunuz karakterimiz keliyle tutuyor. Buradaki vites ayarlarından şu D'ye basılı tuttuğunuz anda bakın şu an tek elle sürüyor artık. Wow, vay canına. Tabii ki bunun sebebi D'ye bastığınızda vitese tutmasıdır. Vitese attırmak için vitese tutmasıdır. O yüzden. Ama bence eğer bir klip yapacaksanız baya güzel duruyor. Böyle tek elle sürüyor falan. Tabii ki kafayı yiyor biraz da arkadaşlar. D'ye basarken direksiyonu sağa sola çevirirseniz hayli çarpılmış gibi oluyor. Evet arkadaşlar, sıradaki bug'ımız şuradaki tren raylarına nasıl çıkabiliriz? Bunu göstereceğim. Hadi gidelim bakalım nasıl yapıyormuşuz. Öncelikle burgerin üstüne hemen gelmemiz lazım. Tam şuradaki kısma gelmemiz gerekiyor. Ondan sonra şu önümüzdeki gördüğümüz şu aralıktan aşağı doğru atlamamız gerekiyor. Bakalım tek seferde yapabilecek miyim? Yapamadım. Ve pat diye oldu arkadaşlar. Tabii ki yan yatması güzel olur. Buradan aşağı doğru inmek yerine buradan sola doğru gidiyoruz. Sakın endişelenmeyin. Zaten buradan içeri doğru geçiliyor arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde. Burada yapmamız gereken bir olay var. Arkadaşlar bu rayları arabayla çıkmamız çok zor. O yüzden biz de kendi karakterimizi çıkarmaya çalışacağız. Direksiyon taraf ne taraftaysa buraya doğru yanaştırmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, yanaştırdım şu anda. Arabadan çıkınca bakın kendini yukarı atıyor. Bu sayede raylardan dolaşabiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza güzel bir şekilde hava atabilirsiniz. Buralarda ne değişikmiş böyle ya. Sonuna kadar gitmeye deneyeceğim. Bakalım nereye kadar gidiyor. Bu çok tehlikeli lan. Aralardan düşersem sıkıntı. O yüzden şuradan. Hayır! Arkadaşlar bu bug'ımız ise CPM tarihinin en fazla bilinen bug olabilir. Hemen sizlere gösteriyorum. Bilmeyen yoktur artık diye düşünüyorum. Şu aradan geçeceğim arkadaşlar. Buradan böyle direktman yardıracağım. Ondan sonra buradan aşağı pat diye bir aşağı düşelim bakalım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aşağıya düştük arkadaşlar sonunda. Buradan hemen yukarı çıkıyorsunuz ve buradan yukarı çıktıktan sonra bu tarafa doğru gitmeniz gerekiyor. Buradan gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Bunu herkes biliyor bence. Bilmeyen de yoktur artık diye düşünüyorum. Görüyorsunuz da arkadaşlar şu an havadayız. Dın dın dın. Buradan yukarı doğru çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Çıktıktan sonra biraz daha yukarı çıkacaksınız ve buradan aşağıya doğru inebiliyorsunuz. Benim geldiğim yolların aynısını deneyin arkadaşlar ve şu an köprünün içini görebiliyoruz. Aa, ilk defa görmüş gibi yapalım.